İyi akşamlar. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Sayın Başkanımla uzun bir aradan sonra bir yayında tekrar birlikteyiz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri, KonTV izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bir yayın olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Amin diyelim. Bu ara Sayın Başkanım, tabi duaya çok ihtiyacımız var. Tam ezan okunurken başladık yayına. Taceddin Sultan dergahının orada. Rabbim inşallah bu ezanları da minarelerimizde eksik etmesin. İnşallah camilerimizin dolduğu taştığı günleri de yakında görürüz inşallah. Başkanım, tabi koronaya gireceğim ama onun öncesinde tabi Taceddin deyince siz bir girizgah yaptınız. Taceddin dergahı, Mehmet Akif Ersoy'un, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Nuri Pakdil'in, Mustafa Başoğlu'nun defin edildiği mezarlar. Mehmet Akif Ersoy'un evi var. Evi var, evet efendim. Onun evi var. Şeyi İstanbul'da. Evet. Dolayısıyla da geçtiğimiz haftalarda da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetli andık. Hepimizin anıları var rahmetliyle. Gerçekten herkesin gönlünde yer etmiş kıymetli bir mütefekkir, bana göre dava adamı, bir lider. İsterseniz onu alarak rahmetle başlayalım. Neler söylersiniz efendim? Tabii 11. senedeyiz. Şehadetinin 11. yıl dönümü. Biz tabii her yıl olduğu gibi 11. yılda, bu senede de önceden planlarımızı hazırlamıştık. Yine önce Taceddin Sultan'daki kabri başında bütün Anadolu'dan gelecek ve Ankara'dan iştirak edecek arkadaşlarımızla kabri başında dualarla, tekbirlerle anıp daha sonra da arkadaşlarımız, özellikle Alpen olacaklarımız buradan Milli Eğitim Şura Salonu'na kadar büyük bir yürüyüş gerçekleştireceklerdi. Ve ondan sonra da orada da bir salon toplantısı, bütün protokolünde katılımıyla bir salon toplantısı gerçekleştirecektik. Ama bu koronavirüs salgınından dolayı diğer bütün programlarımız gibi bu programlarımızı da iptal ettik. Ama inşallah bu salgın geçtikten sonra yine aynı şekilde planlayıp bu programı gerçekleştireceğiz. Ben bir kere daha rahmetli Genel Başkanımı, Muhsin Başkanımı, onunla birlikte şehadete yürüyen tüm arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabii biz davasını yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Tabii öbür taraftan hukukuyla ilgili süreçleri de takip ediyoruz. Büyük Birlik Partisi ailelerle birlikte hem Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyasında, hem Göksun'da süren mahkemede, hem buradaki Yargıtay'daki üst dereceli memurların yargılanmasıyla ilgili mahkemede hepsinde de müdahildir. Ve avukatlarımız da bu konuyu takip etmektedirler. Tabii özellikle 15 Temmuz darbesinden sonra daha farklı bir boyut almıştır. Özellikle helikopterin üzerindeki cihazı söken astsubayların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te almaya giden ya da öldürmeye giden ekibin içinde çıkması çok enteresan. Ki onu ta o gün bana Sinan Bey, yani cuma gecesi darbe oldu. Cumartesi öğlen civarlarında oradaki emniyetteki polislerimizden bir tanesi beni arayıp Genel Başkanım, işte buraya gelenlerin, bu FETÖ'cü takımdan işte birkaç isim rahmetli Genel Başkan'ın helikopterin üzerindeki cihazı sökenlerle aynı kişiler dedi. O bilgiyi bana verdi ve onun üzerine de biz zaten pazartesi günü, yani 18 Temmuz'da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe vererek soruşturmanın bu yönüyle de araştırılmasını istedik ve soruşturma şu anda o yönüyle de araştırılıyor. Devlet şu anda titiz bir çalışma yürütüyor. Hukuk işliyor ve süreç üzerindeki tüm şüpheler giderilip aydınlatana kadar da biz bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tabii buradaki hassasiyetimiz her şeyin hukuk içerisinde olması ve devletle beraber bu işin yapılması. Buna azami derece dikkat gösteriyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde dikkat göstererek bu sürecin takipçisi olacağız. Sayın Başkanım, tabii sevimsiz bir konuya girmek istiyorum. Bu korona. Evet. Virüsü, belası. Tabii bugün burada belki başka konuları konuşabilirdik ama
bu koronayı konuşmak durumundayız. Tabii koronanın tıbbi noktada ne durumda olduğunu konuşacak durumda değiliz. Ama ben öncelikle hani vatandaş kahvede, evinde korona deyince herkes bir farklı tahlil yapıyor. Kimisi bilimsel terör diyor, kimisi Amerika oyunu diyor, kimisi Çin diyor, kimisi ilahi ikaz diyor. Sizin pencerenizden baktığınız zaman Mustafa Destici vatandaş olarak bu korona ne hissettirdi size? Nasıl bir tasavvur var aklınızda efendim? Bir kere ben daha bu salgın ortaya çıkmadan önce birkaç yerde yaptığım konuşmada şunu ifade etmiştim. Artık sanayi devrimi sona erdi. Dünya yeni bir çağa geçiyor. Bu çağın adı robotik çağdır. Ve dolayısıyla da Türkiye'de bu çağa göre hazırlığını yapmalıdır ki en son bu sözleri söylediğim yerlerden bir tanesi de TİSK'in genel kuruluydu. Ankara'da yapılan, orada da bütün TİSK üyelerinin huzurunda da, protokolün huzurunda da bunları ifade ettim. Gerçekten de böyle. Yani belki de konvansiyonel savaşların yapıldığı son yılları yaşıyoruz. Son dönemi yaşıyoruz. Son yüzyılı yaşıyoruz. Bundan sonra savaşlar robotik olacak. İşte bu tür virüslerle olacak. Küçük çiplerle atacaklar böyle 20 milyon taneyi bir ülkenin üzerine, bir şehrin üzerine insanları mahvedecekler ya da atacaklar. İşte her şeyimizi öğrenecekler. Yani şu anda bırakın bizi dinlemeyi, her konuştuğumuzu adeta niyetimizi okuyorlar şu anda. Yani geçmiş tavrımıza, efendim işte vücut hareketlerimize, kimya yapımıza bakarak bir sonraki adımımızın ne olduğunu hesaplamaya çalışan ve bunda da netice alan çalışmalar var şu anda. Başkanım, bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Tabii robotik çağ, dijital çağ, bunları düşünüyorduk eyvallah, ama bu daha başka bir şey oldu. Bu biyolojik başka bir şey oldu. Yani biz insanların bizim hal ve hareketlerimizi kontrol etmesi, bizi sürekli izlemesi, gözlemesi, dinlemesi, dediğiniz gibi duygularımıza kadar bile teknik anlamda takip etmesinden bahsederken pat diye bir virüs çıktı. Şimdi bu ilk Çin'in Wuhan kentinde çıktı. Evet efendim. Şahsen ben Çin'in açıklamaları benim tatmin etti mi? Etmedi. Öyle mi? Yani dünyayı da tatmin etmiş vaziyette değil. Çünkü iki yönüyle etmedi. Bir, bu salgın gerçekten bir hayvandan ya da bir hayvandan yapılan yemekten, çorbadan bulaşarak mı başladı, yoksa Çin'in orada yaptığı bir biyolojik çalışma mı yayıldı? Bu konu hala netleşmiş değil. Bir kere burada şüphem var. Evet. İkincisi, Çin önce bir tereddüt yaşadı, panik yaşadı ve bunu Dünya Sağlık Örgütü'ne, dünyaya bildirmekte gecikti. İşin doğrusu bunda herkes hemfikir. Dolayısıyla da bu şüpheleri sadece ben duymuyorum. Dünyanın pek çok noktasında bunlar konuşuluyor. Bilim adamları, siyasetçiler ve bu salgın geçtikten sonra ben bunun Çin'in burayla yüzleşeceğini ve dünya tarafından bir sorguya tabi tutulacağını inanıyorum. Ve zaten bu öngörüldüğü için de şu anda bakın yeni ittifaklar kurulmaya başlandı. Bloklaşmalar oldu. Rusya, Çin, işte İran bir tarafta. Örneğin mesela İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'ya yardım kimden gitti? Efendim önce Rusya'dan gitti. Ve neyle gitti? Askerlerle gitti. Yani Rusya oraya askerini gönderdi. Ondan 15-20 gün önce de Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 20 bin askerini Almanya ve o çevredeki birkaç ülkeye indirdi. Şimdi dolayısıyla bu tür hazırlıkların olduğunu, bu tür gelişmelerin olduğunu da görmemiz lazım. Yani bir tarafta bir salgın var, bir pandemi yaşıyor bütün dünya. Bütün dünyayı bu sarmış vaziyette. Ama öbür taraftan da dünyanın güçlü devletleri bundan sonrasıyla ilgili bir hazırlık içerisindeler. Yani bizim bunu görmemiz lazım. Başkanım, bu konuya devam edeceğiz ama çok bir dakikalık bir aramız var. Çok tamam. Özür diliyorum. Bu konuyu reklamlardan sonra geniş biçimde ele alalım. Reklamlardan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayın efendim. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın.
Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Ne yapın edin, yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Diyelim ki mecbur kaldınız ve çıktınız. Dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da sakın maskesiz girmeyin. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Efendim merhabalar. Yayınımız tekrar devam ediyor. Konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Koronavirüsünden bahsediyorduk ve burada Çin'in rolü ve dünyanın alacağı yeni şekil nedir diye konuşuyorduk. Buyurun Sayın Başkanım. Şimdi bir önce reklama gitmeden önce de söyledim. Yani bu salgının sonrasıyla ilgili dünyanın büyük devletlerinin, büyük güçlerinin hazırlığı var. Çin burada Rusya'yı yanına almaya çalışıyor, İran yanına almaya çalışıyor ve buna başka ülkeleri de eklemeye çalışıyor. Örneğin İtalya, biliyorsunuz şu anda bu salgından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ve İtalya'ya yardım nereden gitti diye bakıyorsunuz, ABD'den ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden önce Rusya'dan gitti ve daha sonra da bizden gitti biliyorsunuz. Ve Rusya oraya bu yardımları askeri uçak ve askerlerle gönderdi. Biz de mesela öyle yaptık. Yani bir güvenlik tedbiri olarak. Ama Rusya'nınki bizimkinden daha farklı. Çünkü Rusya bu süreci Çin'le birlikte, İran'la birlikte diğer kutba karşı kendisi bir avantaja da sonrasında dönüştürmeye çalışıyor. Çin de evet. Çünkü daha sonra karşılaşacağı dünyadan gelecek sorgulamalara karşı belki tazminat talebi olacak. Yani Birleşmiş Milletler'de bu konular gündeme gelecek. Herkesin hemfikir olduğu bir şey var ki dünya artık eskisi gibi olmayacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve çok büyük değişimler yaşanacak. Şimdi öbür tarafta bakıyoruz Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa Birliği'nden yeni çıkmış olsa da İngiltere'de yaşananlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin özellikle başbakanlarının ve ABD Devlet Başkanı'nın süreci baştan ciddiye almamaları, gerekli önlemleri almamaları halkları arasında da büyük bir sorgulamayla onları karşı karşıya bıraktı. Ve dolayısıyla da bu süreçte Türkiye'nin durumu nedir diye baktığımızda bizim avantajlarımız var. Bu avantajların başında bizim hasta sayımıza göre hastane sayımız, işte yoğun bakım sayımız, hekim sayımız şu anda yeterli seviyede. Yani inşallah bunu kaybetmeyiz. Yani en büyük avantajımız şu anda bu. İkincisi, hastalık Türkiye'ye geç geldiği için önceki hastalarda kullanılan ilaçlara Türkiye sahip oldu. Yani işin başında Türkiye bunlara sahip oldu. Böyle bir avantajımız var. Tabii en büyük avantajımız virüsün Türkiye'ye geç gelmesi ki bunda devleti yönetenlerin, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bilim kurulu üyelerimizin büyük hazırlıkları oldu bu süreçte. Ben kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte. Çünkü onlar şu anda sadece ellerini değil bedenlerini koymuş vaziyetteler. Bu meseleyi çözme noktasında çok fedakarane ve cansiperane hayatlarını ortaya koyarak
bir çalışma yürütüyorlar. Başkanım, tam bu noktada bir soru soracağım ama bir taraftan da Twitter adresim @snnburhan'dan da sorularınızı da gönderebilirsiniz. Ben başkanıma bazı sorularınızı da yöneltebilirim. @snnburhan ekranda gözüküyor. Şehitlik verilsin deniliyor. Tam yeri gelmişken sağlık çalışanlarımıza bu konu ilgili partimizin görüşü verilebilir. Yani verilebilir. Çünkü biz burada baktığımız zaman bu sağlık çalışanlarımızın can siperhane ve hayatlarını ortaya koyarak bir mücadele ortaya koyduklarını biliyoruz. Biz onlara bunu vermekten de çekinmemeliyiz. Şahsen benim tavrım bu şekilde. Net verilir, verilmesi gerekir ve onların hem bunu hak ediyorlar hem de daha önce buna benzer durumlarda birçok kesim için bu gündeme geldi ve uygulandı. Burada da böyle bir uygulama yapılabilir. Sayın Başkanım, tam yeri gelmişken muhalefet partilerinin eleştirileri var. Sayın Cumhurbaşkanı biz bize yeteriz diye bir kampanya başlattı. Devlet paramı toplar, bu nereden çıktı şeklinde eleştirileri var. Parti olarak siz bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi şöyle, birincisi ben bu kampanyaya bir maaşımı bağışlayarak katıldım. Öyle mi efendim? Tabii, evet. Ve inşallah Nisan 15'te maaşım yatınca da hemen 15'indeki ilk işlerimden bir tanesi onu kampanya hesaplarına göndermek. Valla siz de maaşla geçinenlerdensiniz. Valla tebrik ediyorum Sayın Başkanım. Yani bir maaşınızı vermek özellikle maaşla geçinenler için zor olsa gerek. Ya zaten evet. Şöyle Sinan Bey, biz ben maaşımı aldıktan sonra bir kısmını, küçük bir kısmını evin ihtiyaçları için bırakıp geri kalan bütün kısmını zaten parti faaliyetleri için harcıyoruz. Çünkü biz hazineden yardım almayan bir siyasi Doğru. partiyiz. Doğru. Ve kira ve personel giderimiz başta olmak üzere yol giderlerimiz, benzin giderlerimiz işte söylemesi biraz ayıp ama misafir ağırlıyoruz mecliste. Onların gerçekten dışarıdan görüldüğü gibi olmuyor. Helali hoş olsun tabii, bunları söylüyorum. Yani maaşımı zaten ben büyük bir kısmını, 1/3'üne yakınını bu şekilde zaten harcıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Ama tabii burada hepimizin bu kampanyaya duyarsız kalamazdık. Yani evet. Dolayısıyla da vatandaşlarımız zaten Türk toplumu yardımlaşmayı, dayanışmayı seven bir toplum. Tabii ben burada şu çağrıyı da yaptım geçtiğimiz hafta. Bu da bayağı kamuoyunda ciddi ses getirdi. O da şuydu. Biz 600 milletvekili ki buraya gelmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Bakanlar Kurulu toplantısı son açıklamaları vardı. Mesela işte AK Parti grubunun 5 milyon TL bu kampanyaya destek olduğunu. Şimdi biz bütün milletvekilleri, 600 milletvekilinin tamamı birer maaşını verse 15 milyon yapıyor. Yani eski parayla 15 trilyon. Halbuki 5 siyasi partimize devlet hazineden bu sene 419 milyon yani eski parayla 419 trilyon hazine yardımı verdi. Ve şu anda bu yardım her yıl veriliyor. Bir de bunu bilelim. Yani 4 senede 3 senede bir verilmiyor. Her yıl Ocak ayında veriliyor. Hazine yani bütçenin 5000'de ikisi olarak veriliyor ve ona göre de artıyor. Bütçe arttıkça da artıyor. Seçim olduğunda da bunun 3 katı veriliyor. Yani bu sene 419'sa şayet bu yıl seçim yılı olsaydı 1 milyar 200 milyonun üzerinde bir para verilecekti. Şimdi siyasi faaliyetler durdu. Dolayısıyla ben de siyasi partilerimize, bu hazineden yardım alan 5 siyasi partimize çağrı yapıyorum. Diyorum ki aldığınız paranın en azından yarısını bağışlayın. Bu ihtiyaç sahiplerine. İhtiyaç sahiplerine verin ve bunlara bu şekilde destek olun. Çünkü siyasi faaliyetler diyor. Bunu şöyle diyebilirler. Ya Büyük Birlik Partisi yardım almadığı için efendim işte bunu rahatça söyleyebiliyor. Hayır, biz Büyük Birlik Partisi yardım aldığı dönemde de 2000 yılında hatırlayın. Rahmetli Genel Başkanımız 1.1 trilyonda o zaman ve bunu şehit ailelerine bağışlıyorum dedi. Yani Büyük Birlik Partisi bunu geçmişte de yapmış, söylemiş, bu duruşunu ortaya koymuş bir siyasi parti. Şu anda dolayısıyla biz hazineden yardım alan AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, hele HDP var ki bu PKK'nın partisi, zaten yüreklerimiz yani ona giden paraya. Bir de İYİ Parti. Bunu bağışlasınlar, yarısını bağışlasınlar. Ve bu kampanyaya destek versinler. Yani
Bu kampanyaya bazı partiler diyelim ki buraya vermiyor. Kendileri versinler, götürsünler. Bunu diyelim ki kaymakamlıklara versinler, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına versinler. Yani nereye istiyor? Yeter ki bu ihtiyaç sahiplerine bu ulaşsın. Yani bunu yapsınlar. Götürsünler, efendim işte Kızılay var, oraya versinler. Başka yardım kuruluşları var, oraya versinler. Bütün bunları yapabilirler. Biz bunu samimi olarak teklif ettik ve bu siyasi partilerimizden de bu tavrı beklediğimizi ben buradan bir kere daha açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Peki efendim, vatandaşlarımızın Bunu söylerken buyurun. Sinan Bey, şunu da söyleyeyim. Tabii öbür taraftan devlet sadece bu yardımlaşma kampanyalarıyla sınırlı kalamaz. Devlet sosyal devlet olma gereğini yerine getirecek. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını uygulamaya koyacak ve burada işini kaybetmiş, iş yerini kapatmış, zaten işsiz olan, gelire muhtaç olan ne kadar vatandaşımız varsa bunların asgari geçimini temin edecek. Yani bir kere bu net. Ve burada 3 aylık elektrik, su, doğalgaz faturası gelmeyecek bu ihtiyaç sahiplerine. Su faturalarını belediye üstlenecek. Belediyeler gönderiyor. Efendim, doğalgaz faturalarını BOTAŞ üstlenecek. Elektrik faturalarını elektrik şirketi üstlenecek. Çünkü mesela yıllardır kayıp kaçak nasıl formüle ediliyorsa bu dönemde de bu garibanların elektrik faturaları da mutlaka ama mutlaka formüle edilmelidir. Ve bunlar gitmemelidir. Yani bu faturalar gitmemelidir. Bir de orada Enerji Piyasası Denetleme Kurulu yanlış bir adım attı. Efendim işte geçtiğimiz 2 yıla göre bu seneki faturayı belirleyip buna göre fatura göndereceğiz diye sayaçları okutmadan ya insanların çoğu iş yerini kapattı. İnsanların çoğu evlerini terk etti, köyüne gitti, başka yere gitti. Şimdi neye göre sen bu faturaları göndereceksin? Dolayısıyla da burada yapılması gereken ihtiyaç sahiplerine hiç göndermemek, ihtiyaç sahiplerine göndereceksin faturanı ama diğerlerine de ne yapacaksın bu arada? 3 ay sonra okursun, insan kullanmışsa alırsın, kullanmamışsa almazsın. Bir de mesela devlet bankalarımız burada gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin açıkladığı bütün destekleri sunuyorlar. Ama öbür taraftan özel bankalara baktığınız zaman özel bankalar adeta cayır cayır vatandaştan borcunu tahsil etmekte, taksitini istemekte, kredilerini geri çağırmakta ve bir iyileştirmeye ya da ötelemeye gitmemekte. Bunun da mutlaka bir çözüme kavuşturulması lazım. Tam buradan devam edelim. Koronadaki esnafın durumu, ekonominin durumu, bununla ilgili bir rapor, bir analiz, bir takım önerileriniz var mı? Çünkü şu anda bu konu en önemli konu. Bir ikincisi de halkın psikososyolojik durumu ile ilgili tahlilleriniz nelerdir efendim? Biz sonuçta insanlar sürekli evde şimdi var Sinan Bey, alacaklar. Hani avantajlarımız dedik ya, 3 maddeyi söyledim, 4. madde şuydu. Temel ihtiyaç maddeleri elhamdülillah üreten ve kendi kendine yeten bir ülkeyiz. Bu da bizim bir avantajımız. Ama bu şu demek değil. Bu alanın mutlaka desteklenmesi lazım. Mesela piyasalarda işini kaybedenler var, sizin dediğiniz bir esnaf var, üreticilerimiz. Mesela bundan 15 gün önce 25 TL olan diyelim ki kuzu etinin fiyatı toptan satış üretici açısından bugün 18 liraya düşmüş vaziyette. Yani bakın üreticinin 15 gün içinde 7 lira kilo başına 7 lira kaybı var. Neden? Neden? Çünkü talep düştü. Yani bütün restoranlar kapandı, işte personel yemekhaneleri kapandı, her şey kapandı. İnsanlar tasarrufa geçti evlerinde, iktisada geçtiler. Herkes yarını düşünüyor, 3 ay sonrasını düşünüyor. Hiç kimse eskisi gibi rahat yiyip içmiyor. Yani belki belli bir kesim bunu yapıyor ama önemli bir kesim Türkiye'nin %80'inden fazlası bir iktisat ve tasarruf dönemine girdi. Yani dolayısıyla da bu alım düşüncede elbette ki fiyatlar da girdi. Ama bunlara bizim yarın ihtiyacımız olacak. Bunları bizim yaşatmamız lazım. Bizim tarıma, çiftçiye destek vermemiz lazım. Bakın biz artık buğdayı dışarıdan alamayacağız. Mercimeği dışarıdan alamayacağız. Şekeri bulamayacağız. Çünkü herkes önce kendi ülkesinin ihtiyacına bakacak. Biz ne diyoruz şu anda? Burada maske ihtiyacı varken dışarıya satamazsın. Burada dezenfekte ihtiyacı varken değil mi? Burada solunum cihazı ihtiyacı varken dışarıya satamazsın. Şimdi Rusya da diyecek ki burada buğday ihtiyacı varken sen dışarıya satamazsın. Şimdi dolayısıyla da herkes
önce kendi vatandaşını düşünecek. Şimdi böyle bir süreç. Esnafla ilgili sorduğunuz soruya gelince biz şunu ifade ettik. 100 milyarlık biliyorsunuz bir paket açıklandı. Burada bazı sektörler öncelendi. Bazı sektörler bunun dışında bırakıldı. Halbuki evet, biz efendim, tüm sektörlerin bu destek kapsamı içinde değerlendirilmesini, bir ayrım yapılmamasını, özellikle esnaflarımız, bakın şu anda berberinden efendim bakkalına kadar, öbür taraftan simit tezgahı olan vatandaşımıza kadar pek çoğu iş yerini kapattı. E şimdi bunlar evlerine ne götürecekler? Dolayısıyla bunların desteklenmesi lazım ve esnaf kefalet odası bir destek paketi açıkladı. Ama bir bakıyorsun burada son 5 yılda kredi kullanmış olana ya da destek almış olana bunu vermeyeceğim diyor. Ya adam 5 yıl önce aldığıyla şimdi bir salgın yaşıyoruz. Yani bir olağanüstü durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla da böyle bir kısıtlama kabul edilemez. Bütün esnaflarımızın bundan faydalandırılması lazım ve bütün desteklerden bütün esnaflarımızın mutlaka ama mutlaka yararlanmaması lazım. Aynı şekilde üreticilerimizin de yararlanması lazım. Tüccarlarımızın, sanayicilerimizin sektör ayrımı yapılmadan mutlaka ama mutlaka bundan yararlanması lazım. Yani bazı sektörlere öncelik verilebilir mi? Elbette verilebilir. Ama diğer sektörler de kapsam dışına bırakılmamalı ve bütün sektörlerin bundan faydalanması lazım. Başkanım, bu arada Sayın Remzi Kaya, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı, programı izliyoruz. Sayın Başkanımızın hazine yardımının bağışlanması teklifini diyor, sonuna kadar destekliyoruz diyor. Evet, bir de başkanım, bu yüzün adını unuttuğumuz kadınlara yıllarca para vermek neyin cezası? Çocuk yok, birliktelik yok, o bir boyu borç, süresiz nafaka konusu var. Şimdi biraz sonra infaz konusunda bunları konuşacağız. Bunları konuşalım. De, o zaman izleyicilerimize de söyleyelim, hani şartmasın evet diye efendim. Bir de tabii bizim buradaki en önemli avantajımız, Sinan Bey, insanımızın çoğunluğundaki milli birlik evet ve seferberlik duygusunun yüksek olması. Her ne kadar bunu bozmaya çalışanlar, buradan bir siyasi rant elde etmeye çalışanlar varsa da elhamdülillah insanımızın büyük bir çoğunluğu milli birlik ve seferberlik duygusunun en üst düzeyde sahip evet çıkıyor ve bunu destekliyor. Zaten bakın, devlet bir yere kadardır. Dolayısıyla bir köyde, bir mahallede komşusu aç yatarken tok yatamayan bizdendir. Peygamber Efendimiz'in hadisi bu. Dolayısıyla da yardım elini bütün insanlarımız uzatıyor. Bizim teşkilatlarımız da şu anda sahadalar. Başkanım, tam da ona geleceğim. Evet. Şimdi bir vatandaş diyor ki, soru sormuş. Diyor ki, Nizam Alem Ocakları Büyük Birlik Teşkilatı bu zor zamanda ne yapıyor diye bir vatandaş soru sormuş. İşte biz tam tamamen arkadaşlarımız şu anda yardım paketi ihtiyacı olanı yardım paketi, nakit ihtiyacı olup da bize ulaşan oluyorsa elimizdeki imkanlar veçesinde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama onun öncesinde de özellikle yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Alperen Ocaklarımız da Alperen bir yardım heyeti kurdular ve bütün bir telefon hattıyla bütün oraya ulaşanlara biz nerede ihtiyaçları varsa orada arkadaşlarımız gidiyorlar, ihtiyaçlarını görüyorlar. Evet. Sayın Başkanım, peki psikolojik olarak vatandaşlara evlerde ne tavsiye edersiniz? Şimdi insanlar evlerde sıkılıyor, şiddet arttığı ifade ediliyor. Çünkü insanlar dışarı çıkamıyor, stres atamıyorlar. Bir aynı zamanda bir aile reisi olarak ne tavsiye edersiniz? Şimdi tabii ki aslında her sürecin avantajlı yönleri de vardır. Şimdi bu bizi aslında aileyi hatırlattı. Aile ortamını, insanları aile ortamına çekti, eve çekti. Belki öyle aileler vardı ki günlerce akşamları kahvede oturup evine gelmeyen babalar vardı. Yani ya da işinden dolayı gelemeyenler vardı. Müthiş bir aile hayatını tekrar yaşamasını Anadolu insanının aslında tabii böyle olmasını istemezdik ama bir yönüyle de hani diyor ya, sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde de hayır vardır diye. Evet efendim. Bizim inancımızda. Dolayısıyla da burada da böyle bir, bu yönüyle de böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Tabi yapılması gereken şu, bir kere evde kalacağız. Yani mümkün olduğu kadar işimiz yoksa çıkmayacağız. Bu hepimizin için geçerli bir kural. Sadece 65 yaş üstü için devletin koyduğu bir zorunluluk ya da 20 yaş altı için devletin koyduğu bir zorunluluk. Ama bu ortadakiler çıksın anlamına gelmiyor. Sadece zorunlu
ihtiyacı olanlar çıkmalı ve onlar da çıktığında maskesiyle gitmeli ve ihtiyacını yapıp geri dönmeli ya da işe gidiyorsa işinde de bütün bu hijyen kurallarına uyarak, mesafeyi koruyarak bütün bunları yaparak çalışmalarını yapmalı ve evine dönmeli. Başkanım, tabii evde hayat. Bir şey tam bunu hatırlatayım. Sizin de maske taktığınızı gördük. Bu örnek bir davranış. O yüzden söylüyorum. Tabii ben yani bunun başkanı, vekili, vatandaşı yok, değil mi? Yok. Örnek olmak. Yani şöyle. Evet efendim. Hem kendimizi koruyoruz hem karşımızdakini koruyoruz. Yani burada kimsenin de alınganlık da göstermemesi lazım. Ben arabanın içinde de takıyorum. Benim örnek davranış. Diğer arkadaşlar da, bana eşlik eden arkadaşlarımız da korumada, şoförde, onlar da takıyor. Dolayısıyla da burada kimin taşıyıcı olduğunu bilemiyoruz. Çünkü öyle bir hastalıkla, salgınla karşı karşıyayız Sinan Bey. Yani ayakta hiçbir şey olmayan bir insan taşıyıcı olabilir. Bakın, son rakamlara baktım buraya gelirken. Evet efendim. Şimdi diyelim ki Türkiye'de 200 binin üzerinde test yapılmış. 200 bin üzerinde test yapılmış. Ve bunun 30 bin civarında, yani %15'i pozitif çıkmış. Yani 200 bin testin %15'i pozitif. Bakıyorsun bu 30 binin kaçı hayatını kaybetmiş, yani pozitif çıkanların kaçı hayatını kaybetmiş diye bakıyorsun. 649 oldu herhalde en son evet. rakam. Yani bu 30 binin de yaklaşık %2'den fazlası, 2'ye yakını hayatını kaybetmiş. %2'ye yakını. Doğru. Şimdi bu geriye kalan, yani 30 binin içerisinde pozitif olup da hiç hastalık belirtisi olmayanlar var. Taşıyıcı bunlar. Yani şimdi. Dolayısıyla kimin bunu taşıdığını bilemiyoruz. Yani onun için herkesin tedbirli olması lazım. Herkes kendisini taşıyıcı olarak görecek. Ben, siz. Karşısındakini öyle görecek ve tedbirini ona göre alacak. Allah muhafaza etsin. Yani bunun şakası yok. Bunun, bu genci, yaşlısı, evet yaşlıları da daha ağır geçiyor ya da daha ölümle sonuçlanan vakamız çok. Ama bu genç ölümler de var. Orta yaş ölümler de var. Evet. Onun için ben bir kere daha hem bugün hem de daha öncesinde bu koronavirüs illetinden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakın şu anda 1000'e yakın entübe hastamız var. Yani entübe vaziyette. Entübenin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Açıklayın efendim, bir tekrar açıklayalım. Yani entübe şu demek: servise gelmiş, servisten yoğun bakıma geçmiş, yoğun bakımdan da cihaza bağlanmış ve cihazla yaşıyor. Yani evet. 1000'e yakın böyle hastamız var. 1400 civarında da yoğun bakım hastamız var şu anda bizim. Yani bunlara dikkat etmezsek, vatandaşımızı, buna dikkat etmeyenleri nasıl bir sürecin beklediğini vatandaşlarımızın görmesi lazım. Efendim, o zaman bu bir reklam aramız var. Son reklam aramız. Ondan sonra infaz yasası ve bu konulara toparlayacağız. Burada efendim. Sadece son cümleyi buyurun. Söyleyeyim. Bizim dezavantajımız ne? Yani 5 avantajımı saydım. Siz sordunuz zaten. Kırılgan ekonomisi Türkiye'nin. Dolayısıyla bunun üzerinden de kimse siyaset gütmemesi lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı buraya gereken açıklamalarında dinledim. Daha önceki açıklamalarda dinledim. Devlet gücü nispetinde elinden geleni yapıyor ve yapma gayreti içerisinde. Bizim de bütün siyasi partiler eleştiri olmayacak mı? Eksikleri, noksanları söyleyeceğiz. Ama bunları yapıcı, yol gösterici bir siyaset anlayışıyla söyleyeceğiz. Hükümet bundan alınmayacak ve birlik olup bu süreci aşacağız. Yani bu süreci aşmanın yolu birliğimizi en üst seviyeye çıkarıp dayanışmamızı mükemmel bir hale getirmemizden geçiyor. Yani bu işi biz siyasi bir kavga aracı yapmamalıyız. Hiç kimse buradan siyasi bir rant beklentisi içerisine girmemeli ve söylediği her şey mücadele için olmalı ve gerçekten yapıcı bir tarzda olmalı. Yayınımız devam ediyor. Son bölümdeyiz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Bey ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, yarından itibaren Türkiye'nin gündemine af ya da infaz ya da ceza indirimi, neyse, bunların hepsi gelecek. Siz bu konuyla ilgili olarak görüşünüz nedir? Affın çerçevesi ne olmalıdır? Kapsamı ne olmalıdır? Kimi kapsamalıdır? Kimi kapsamamalıdır? Sizin bakış açınıza göre nedir durum?
Sadece ona geçmeden önce bir şunu ifade edeyim. Buyurun. Gelen dile getirmemi istemişler. Biliyorsunuz bu kredi yurtlar kurumunda kalan öğrencilerin yurt paraları alınmıyor bu süreç içerisinde. Ama özel yurtlarda kalan öğrencilerle ilgili maalesef henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla özel yurtlarda kalan öğrencilerimizin de ödemelerinin bu süreçte yapılmaması ya da devletin buna da bir çözüm, çare bulması, destek olması hem hakkaniyet açısından hem de öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması açısından önemli diye düşünüyorum. Tabi bu infaz yasasına gelince Sinan Bey, biz çok netiz Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda. Evet. Başından itibaren nerede duruyorsak bugün de oradayız. Biz bir kere kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devlet af yetkisi ya da infaz yetkisi kullanmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görüşü buydu bildiğim net kadarıyla. Yani biz durduğumuz yerdeyiz. Evet. Ve bunu adil ve hakkaniyetli bulmuyoruz. Çünkü siz adam, diyelim ki en basit suçtan örnek vereyim. Sarhoş binmiş arabaya. Bir insanın babasını ya da evladını ya da hanımını ya da kızını trafikle ezmiş geçmiş öldürmüş. Şimdi en masumu bu gibi gözüküyor değil mi? Yani çünkü evet. Alkollü, isteği dışında. Bunu bile affedemez. O affedecek. Ya da gasp yapmış adam, dolandırıcılık yapmış. Edemezsin. Yani şimdi benim malımı gasp etmiş. Veriyor musun sen parayı bana? Yani mağdur olmuş insanın şeyini veriyor musun? Karşılıyor musun devlet olarak? Benim mağduriyetimi gideriyor musun? Gidermiyorsun. O zaman bakın, şimdi mesela bir çek meselesi var. O da çok geliyor bize. Yani çekle dolandırıcılık yapana af, ama öbür taraftan normal vatandaş zora düşmüş, ödeyememiş, onu ceza. Yani bizim Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel olarak duruşumuz net. Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili biz bir affı doğru bulmuyoruz. Tabii şimdi bunun içerisinde baktığınız zaman terör suçları bunun dışına itilmiş, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet yani kasti cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı. Şimdi bu cinsel saldırı deyince... Sayın Başkanım, tam yerine gelmişken şunu merak ediyorum. Sayın Meral Akşener bir açıklama yaptı. Ve Sayın MHP yöneticileri de tepki koydu. İşte cinsel suçlara yönelik af var, terör suçları vesaire, bir takım buna benzer eleştirileri var. Siz ne diyorsunuz bu açıklamalar efendim? Şimdi herhalde burada kastettiği bu erken evlilikle ilgili bir ceza indirimi düşünüyordu. Bunu kastettiğini düşünüyorum. Çünkü bunun dışında bir düzenleme yok. Fakat ben burada ki problemin çözülmesi taraftarıyım. Çünkü bana gelen yüzlerce mesaj var. Nedir o mesaj? Bu konu nedir? Bir açar mısın? Ve bu mesajların tamamına yakını da kadınlarımızdan geliyor. Yani ne diyorlar sayın? Yaşlı evlenmiş olan kadınlarımızdan geliyor. Onların söylediği şu. Onlar diyor ki, hatta bir tanesini burada... Eğer şey yaparsanız okuyabilirim. Okuyun Sayın Başkanım, yani, önemli. Sosyal sorunlar hepimizin yarası. Evet. Çünkü burada söylenen şey şu. Yani diyor ki, kadın, ben genç yaşta evlendim. Evlenmek zorunda kaldım. Şu anda 3 çocuğum var ve kocam hapiste. Neden hapiste? 3,5 yıldır. Yani genç yaşta erken çocuğuyla evlilik yaptı diye. Erken evlilik yaptı diye. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Buyurun. Sinan Bey. Yani anında cezasını verin. Ben buna bir şey demiyorum. Ama evlenmiş, 3 çocuğu olmuş. Bu arada mahkeme süreçleri devam etmiş. Konu istinafa gitmiş, sonra Yargıtay'a gitmiş ve adam 3 çocuğundan sonra hapse giriyor. Şimdi siz bunu mu cezalandırıyorsunuz, yoksa 3 çocuğuyla geçim sıkıntısıyla dışarıda kalan kadını mı cezalandırıyorsunuz? Dolayısıyla buraya mutlaka ama mutlaka buraya bir çözüm bulunması lazım. Yani buna çözüm bulunması lazım. Bu konuyla ilgili hakikaten çok yara var. Seyircilerimizin anlaması için de söyleyelim. Diyelim 18 yaşından küçük evliliklerle ilgili olarak evlenmiş, hata olmuş, bilerek evlenmiş, neyse. Çocuklar olmuş, bu çocuklar ne olacak, kim bakacak? Babası son derece işte zor durumda, hapishanede, Sayın Başkan ondan bahsediyor.
Elbette bu konuyla ilgili bir düzenlemede yapılması gerekir Sayın Başkanım. Peki Sayın Başkanım, bu İstanbul Sözleşmesi meselesi var. Kamuoyunda çok tartışılıyor. Deniliyor ki işte sadece kadın beyanının esas alması, nafaka mesela az önce gelen sorular vardı. Bu konularla ilgili sizin görüşünüz nedir efendim? Ben şimdi çok açık ve net olarak ifade edeyim. Buyurun Sayın Başkanım. Bir toplumun ya da devletin kuralları hangi kaynaklardan beslenerek oluşturulur? Yani hukuk kuralları olsun, medeni kuralları olsun, yasası olsun, anayasası olsun. Bir, evrensel hukuk kuralları. Doğru. Değil mi? İki, o toplumun kültürü. Yani biz Türk toplumuyuz ve bizim bir kültürümüz var. Binlerce yıllık bir tarihimiz var, geleneğimiz var, göreneğimiz var, adetimiz var, töremiz var. Bunları bunun dışında bırakın. Üçüncüsü, bizim İslam inancımız var. İnancımızı da biz dikkate almak zorundayız. Bunu yaparken biz bir Almanya değiliz, biz elbette bir Arjantin efendim değiliz. Dolayısıyla bu üçünü almamız lazım. Dolayısıyla ben İstanbul Sözleşmesi'nin iyi tarafları vardır. Uluslararası hukuk açısından baktığınız zaman, bir Hristiyan toplumu ya da Hristiyan gözlüğüyle baktığınız zaman ya da başka bir inanç sahibinin gözlüğü, ama benim gözlüğümden, Müslüman Türk toplumunun gözünden baktığınız zaman bize uygun olmayan maddeler var. Ve dolayısıyla da bizim inancımıza uygun olmayan maddeler var. Bizim töremize uygun olmayan maddeler var. Burada mesele kadını korumaksa, kadın sadece kanunla korunmaz. Sadece kanunla korunmaz. Kadını İslam nasıl korumuş, Türk töresi nasıl korumuş geçmişte, buna bakmak lazım. Biz bunları yok sayamayız. Dolayısıyla bizim bir önce ne bahsettik, koronavirüs salgından bahsettik, aile hayatından bahsettik. Bizim aile hayatını özendirmemiz lazım. Siz bir taraftan aile hayatını yok sayarak efendim kişisel özgürlükler adına aile hayatı dışındaki bir takım hayatları savunup özendirip ondan sonra da efendim kadına şiddet, efendim işte kadın hakları diye ortaya çıkarsanız orada bir takım eksikliklerle karşı karşıya kalırsınız. Ben kadına şiddete sonuna kadar karşı olan birisiyim. Ve hayatında da bunu uygulayan birisi. Çünkü bizim inancımızın esası şefkat, merhamet ve hoşgörü üzerine kurulmuştur. Tabii sadece İşin kanun olmaz bu iş. Olmaz. Asla ve kata olmaz. Ya bizim inancımız gereğidir, töremiz gereğidir, kanunu bir tarafa bıraktım. Yani kadın bizim annemizdir, kadın bizim teyzemizdir, kadın bizim ablamızdır, kadın bizim eşimizdir, kadın bizim kızımızdır, gelinimizdir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Kadın erkek diye bir ayrımımız zaten olmadı, zaten olamaz. Ama bir taraftan kadın erkek eşitliği deyip öbür taraftan kadınlarla ilgili ayrı bir yasayı zorlamak ve bunda da toplumun yapısını bozacak ya da aile yapımıza zarar verecek ya da öbür taraftan da erkeği mağdur edecek bir takım düzenlemeler olmamalı. Yani mesela kadın beyanının esas alınması tek başına bu adalete uygun değil ki. Kadın beyanı evet esas olmalı ama tek başına olmamalı. Erkeğin beyanı da yani beyan esas olmalı. İki taraflı olur. Beyan tabii iki taraflı olur. Ve zaten bundan sonra ne bakacaktır? Hukuk bakacaktır bu işe. Her şeyde olduğu gibi. Hukuk bakacaktır. Şimdi burada yeni mağduriyet alanları oluşturmamak lazım. Yani bunların mutlaka düzenlenmemesi lazım. Biz şimdi bunları yaptık diye kadına şiddet önlendi mi? Giderek artıyor. Önemli olan aile hayatını özendirmek. Önemli olan eğitimle bu işi yapmak. Önemli olan inançlarımızın toplumda yaşanmasını sağlamak. İnanç demek sadece namaz, abdest, oruç, haç değil ki. Yani bu işin ibadet tarafı. Bir de işin itikat tarafı var, muamelat tarafı var. Nafaka konusunda ne diyorsun Sayın Başkanım? Nafaka konusunda da ben şahsen... Sonra af konusuna girmek istiyorum. Önemli süresiz nafakayı çok adilane bulmuyorum. Dolayısıyla da burada mutlaka ama mutlaka bir düzenleme yapılması lazım. Ve bu evlilik sürelerine göre, bir düzenlemenin mutlaka yapılması lazım. Çünkü şu adilane değil. Yani bir ay evli kalıyor, ondan sonra ömür boyu nafaka ödüyor. Şimdi bunun mutlaka o evlilik süreleriyle ilgili bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Ha, ondan sonrası için kadın mağdur edilmeli mi? Asla mağdur edilmemeli. Ondan sonrası için devlet, sosyal devlet olmanın gereği, o kadına eğer evlenemiyorsa, işi gücü de yoksa, mutlaka en az aldığı nafaka kadar bir gelir bağlamalı. Yani biz kadını gelirsiz bırakmayalım, ama öbür taraftan sadece bir ay, hatta bir hafta, hatta birkaç gün evli kalıp boşanan bir erkeği de ömür boyu nafakaya mahkum ettiğiniz zaman bu tartışmaların sonucu bazen ölümle bitebiliyor. Yani bu hadiselerin sonucu. Efendim, infaz paketine nasıl bakıyorsunuz? Süremizin sonuna geliyoruz. Ne olmalıydı? Evet mi diyeceksiniz, hayır mı diyeceksiniz? O zaman en zor sorudan başlayalım. Yok, şöyle Sinan Bey. Bakın, buyurun. Ben bir önce ifade ettim. Biz bir buyurun. Kere Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel olarak kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili biz af ya da ceza indirimini doğru bulmuyoruz. Kişilerin yani kişilere evet efendim. Karşı işlediği suçlarla ilgili, çünkü burada bir suçu işleyen var. Siz şu anda suçu işleyenin cezasını indiriyorsunuz ya da onu affediyorsunuz. Ama öbür tarafta mağdur var. Esas mağdur. Suçun muhatabı var. Yani öldürülmüş adamın eşi var, çocuğu var, gasp edilmiş adam var. Şimdi bunları da düşünmek zorundayız. Yani bunların ben şahsen, ama tabii şu zorluğu görüyorum. İçinden geçtiğimiz süreç bunu zorluyor. Dolayısıyla da bunun da neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu, hangi suçları hangi oranlarla kapsadığı ve zamanlama sebebinin tercihi, bütün bunların ben topluma çok açık, net, şeffaf anlatılabildiği kanaatinde değilim. Bunların topluma çok net anlatılması lazım. Eğer şu anda bizim cezaevlerimizi sadeleştirmemiz gerekiyorsa, oradaki sayıyı azaltmamız, bu koronavirüs salgınına karşı da bir tedbir olarak şayet sebeplerden bir tanesi de buysa, bunun topluma çok iyi bir şekilde anlatılması lazım. Çünkü toplumun farklı tepkileri var. Burada bunu görmek lazım. Bir diğer husus. Buyurun efendim. Ben teröre ve şiddete bulaşmamış, terörü ve şiddeti övmeyen, teşvik etmeyen düşünce ve fikir suçlarının da mutlaka ama mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Aslında daha da ilerisinde şunu söyleyeyim. Düşünce suç olmamalı. Yani fikir hürriyeti, ifade hürriyeti suç kapsamında evet. Olmamalı. Ha, ama sınırımız ne? Sınırımız terör ve şiddet. Yani buradan adam tutuyorsa tabii ki PKK'yı ya da FETÖ'yü övüyorsa ya da onun yaptıklarını destekliyorsa, efendim darbe olmuş, hala darbenin çığırtkanlığını yapıyorsa ya da darbeye bir yönüyle bulaşmışsa ya da işte PKK'nın terör eylemlerini desteklemişse, teröristlerin cenazelerine katılmışsa, efendim işte Selahattin Demirtaş gibi işte Apo'yu kastederek bebek katilini Başkan Apo'nun heykelinde dikeceğiz, İşte Doğu Beyazlı mitinginde çıkıp burası özgür Kürdistan olacak, biz de bunu göreceğiz efendim diye bir takım terör örgütünü, terör örgütü liderini övüyorsa, bu da düşünce suç kapsamına girmez. Bu evet. Terör kapsamına girer. Dolayısıyla düşünce suçuyla terör suçunu ayırmak birbirine lazım. Karıştırmamak lazım. Ayırmak lazım gelir diye düşünüyorum. Bu konularla ilgili gerekli görüşmelere siz de nihayetinde Cumhur İttifakı'nın bir parçasısınız Sayın Başkan, parti olarak. Bu konuyla ilgili gerekli görüşmeler yaptınız mı? Yani biz bu düşüncelerimizi yazılı olarak da veriyoruz, sözlü olarak da ifade ediyoruz. Ama tabii biz grubu olan bir siyasi parti değiliz. Dolayısıyla da komisyonlarda arkadaşlarımız yok. Bu işler komisyonlarda şekillendiriliyor ya da daha öncesinde bir hazırlık evresi yapılıyor bununla ilgili. Ama ben Büyük Birlik Partisi ilkesel olarak biz durduğumuz yerdeyiz. Yani biz kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili bir affa ya da ceza karşıyız. Devlete doğru. Karşı işlenen suçlarda teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece devlet kendisine karşı işlenen suçlarla ilgili bir af ya da indirim yapabilir. Af ya da indirim yapabilir. Tabii siz dediğiniz gibi yani teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece terörü ve teröristi
darbeyi desteklememiş olacak. Bu bağlamda mesela şöyle söyleyelim, işte FETÖ'yü öven ya da üye olanlar ya da darbeye karışanlar hariç, diyelim ki işte iltisaklı deniliyor ya da ibadet kesimi deniliyor. Bunlarla ilgili bir tasarruf konusunda ne dersiniz? Bunu zor bir konu tabii bu. Ama FETÖ ya da PKK ya da DHKBC diye söylersek bu yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlaşılır, evet. Ama bunu şöyle söyleyeceğiz. Kısa olarak bir çerçeve çizeceğiz. O zaman iki maddeyle özetler misiniz tabii, Sayın Başkan? Bunu şöyle söyleyeceğiz. Buyurun. Sinan Bey. Bunu şöyle söyleyeceğiz. Bir, burada yapılacak olan şu. Düşünce ve fikir suçlarını terör suçlarından ayıracağız. Yani bu ayrımı nasıl yapacağız? Bir önce çok somut örneklerini verdim. Terörü, teröristi, terör örgütünü övüyorsa, onu övücü sözler söylüyorsa ya da yazılar kaleme alıyorsa bu düşünce ya da fikir hürriyeti olmaz. Evet. Bu terör suçu olur. Doğru. Dolayısıyla biz düşünce ve fikir hürriyetiyle terör suçlarını birbirinden ayırabilirsek zaten bu meseleyi kökünden çözmüş oluruz. Olursunuz. Bizim yapmamız gereken o diye düşünüyorum. Peki. Ve şeyin eline de fırsat vermeyiz. Yani bu işin üzerinden. O zaman bu şekliyle siz bu taslağa karşı mısınız efendim? Bu şekliyle. Şöyle, bizim bu taslağa karşı diye karşıyız demeyelim de şöyle söyleyelim. Eleştirileriniz mi var diyelim. Eleştirilerimiz var. Dolayısıyla da bu büyük katkı birlik, vermek istiyorsunuz. Bu Büyük Birlik Partisi'ni tatmin etmemiştir. Büyük Birlik Partisi ilkesel olarak durduğu yeri değiştirecek bir şey değildir. Teklif Anladım. Değildir. Bir mesele var yalnız burada. Tek buyurun, bir ayrıntı buyurun. Var. Net tek konuşalım yanlış olarak, anlaşılmasın. Tabii düşündüğümüz nokta şurasıdır. O da şudur. İçinden geçtiğimiz süreç anlaşılıyor ki devleti, hükümeti, meclisi zorluyor. Yani o da hapishanelerdeki yoğunluk var. Ve dolayısıyla da her yeri siz sadeleştirirken, insanlara bir mesafe koyarken, izolasyona tabi tutarken zannediyorum ki hapishanelerimizle ilgili de böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var. O zaman bunu ne yapmak lazım? O zaman bunu doğru yapmak lazım. Yani %100 doğru olmasa bile kahir ekseriyetin kabul edebileceği bir teklif metnine dönüştürmek lazım. Ve en azından şu anda böyle olmasa bile genel kuruldan bu şekilde çıkmasını sağlamak lazım. Çünkü bir tarafta mağdurlar var. Yani siz suçlarla ilgili neticede bir düzenleme evet. yapıyorsunuz. Afya'da indirim getiriyorsunuz. Bir suç işlemiş olanlarla bu suçun karşısındakiler var. Yani bu suçu muhatap olmuş kişiler var. Bundan mağdur olmuş kişiler var. Onların mutlaka burada rızalarının alınması lazım. Onların mağdur olmamaları lazım. İkinci bir mağduriyet yaşamamaları lazım. Efendim diyorsunuz ki cinayet devlete işlemiş, olan güvenini, adam öldürmüş, hırsızlık yapmış, bunlar mağdur etmiş, bu mağdur olan insanlar ne olacak diyorsunuz? Onların devlete olan, adalete olan güvenini sarsmamak lazım diyorum. Evet efendim. En önemlisi bu. Yoksa öbür taraftan yapılması gereken elbette ki uzun tutuklulukla ilgili problemler var. Bunların çözülmesi lazım. Ve ben şu anda Adalet Bakanımız başta olmak üzere bakanlık yetkililerinin, temsilcilerinin, yargı çevrelerinin büyük bir gayret gösterdiklerini, bütün bu eksikliklerin, noksanlıkların giderilmesi noktasında, mağduriyetlerin ortadan kalkması noktasında ve yargı sistemimizin daha iyi işlemesi noktasında büyük gayretleri olduğunu biliyorum. Efendim, büyük çalışmaları olduğunu biliyorum. Hatta şunu söyleyelim, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit evet. Gül, gerçekten gurur duyacağımız faaliyetler yapan ahlaklı, vicdanlı, çalışkan bir bakanımız. Evet efendim çok evet. teşekkür ediyorum. Son yani birkaç cümle bitirelim. Ben de sizle aynı kanaatteyim. Evet. Yani Sayın Adalet Bakanımızla ilgili, Abdülhamit Gül Bey ile ilgili hem iyi bir insan, hem temiz bir insan, dürüst bir insan ve adalet duygusu da, hak hukuk duygusu da çok yüksek bir insan. Dolayısıyla bir gayret içerisinde olduklarını biliyoruz. Ama neticede bu siyasi bir karar ve meclisin vereceği bir karar, siyasi evet. partilerin vereceği bir karar
Ve bunların içinde işte yargılama süresinin uzamasından dolayı mağdur olduktan düşünenler, af veya infaz indirimi talep edenler, efendim suçun mağduru durumunda olup faillerin serbest kalacağını düşünenin tekrar aynı suça maruz kalacaklarına dair endişe, korku duyan ve adaletin tecelli etmediği düşüncesiyle şikayetlerini dile getiren vatandaşlarımız var. Çünkü bunları yaşıyoruz. Adam çıkıyor, diyelim ki karısını darp etmiş ya da gasp yapmış ya da işte farklı bir suça bulaşmış. Hırsızlık en basitinden. Aynı suçu tekrar yapıyor. Ve mağdurlar da büyük çoğunlukla aynı kimseler. Mağdurlar da büyük çoğunlukla aynı kimseler. Yani bütün bunları telafi edecek ve dolayısıyla yeni mağduriyetler oluşturmadan bir düzenleme yapılabilirdi. Ama şu anda bu haliyle bu düzenleme Büyük Birlik Partisi'ni ilkesel olarak durduğu noktayı tatmin eder vaziyette değil. Tek bir istisnası var. O da şu koronavirüs salgını. Dinleyeceğiz biz bu teklifin sahiplerini Meclis Genel Kurulu'nda. Bu gerekçe bir kere daha dinleyeceğiz ve ana sebep koronavirüs salgınına karşı bir tedbir, hapishanelerle ilgili bir önlemse elbette ki duyarsız kalamayız. Çünkü devletin ve milletin içinden geçtiği şartları görüyoruz ve biliyoruz. Mesela bakın Batman cezaevinde birkaç gün önce bunun bir provasını yaptılar. Yani cezaevlerini hareketlendirmeye çalışan, orada bir takım isyanlar çıkartmaya çalışan gruplar var. Efendim? Yani bunlar PKK'lısı var, FETÖ'cüsü var, diğer kez uyuşturucudan yatanlar var. Bu istismarcıların elinden de bunu da almak gerekir diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben de size teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da bir kere daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim inşallah onun inayetiyle devletimizin aldığı kurallara uyarak, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uyarak biz bu mücadeleyi de kazanacağız. Tabii dileğimiz odur ki inşallah buradan en az kayıpla çıkalım. Bütün duamız ve temennimiz o. O da bizim elimizde toplum olarak ne kadar kurallara uyarsak, tavsiyelere uyarsak kaybımız ve zararımız o kadar az olur diye düşünüyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, konuğumuz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ydi. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.